İfadeler verilmiş. Birbiriyle çarpılan ifadeler. Biz istersek şurada çıkarma işlemi yapabiliriz. Yani şöyle kısa çıkarma. Şu ikisini çarparız. 1 kere 4, 4. 1 çıkarırız. 3 bölü 4 olur. Çarpı. Şöyle çarparız. 1 kere 9, 9. 1 çıkarırız. 8, 8 bölü 9. Sonra böyle çarparız. 1 kere 16, 16. 1 çıkarırız. 15 bölü 16. Böyle yazarız ama şu ifadelere baktığımız zaman birbiriyle sadeleşmiyor. Yani sadeleşen var. Şu ikisi sadeleşiyor ama geriye sayılar kalıyor. Mesela 4'e böleriz 1, 4'e böleriz 2. Bu 2 kalıyor burada. Eğer bizim sayılarımız kalacaksa bunların hepsini tek tek yazmamız lazım. Yani birbirini yok edeceğini söyleyemeyiz. Şöyle aradakiler yok ediyor olsaydı birbirlerini, aradakileri almazdık. Şimdi böyle yapacaksak hepsini almak zorundayız. Çünkü mesela 3'e böldük. Burada 3 kaldı, 3'e böldük, 5 kaldı. Hepsinden sayılar kalıyor geriye. Demek ki bu böyle olmayacak. Siliyorum bunu. Eğer ifadeye daha dikkatli bakarsak 4 2'nin karesidir. 9 3'ün karesi, 16 4'ün, 225 de 15'in karesi. Demek ki bunlar kare. Ve şöyle bir ifadeyi alırsak 1 eksi 1 bölü 4'ün bu 1 eksi 1 bölü 2'nin karesidir. Karesi. Tabii 1 de 1'in karesi gibi düşünülürse aslında bu 2 kare farkıdır. Ve şöyle yazılabilir. 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 1 artı 1 bölü 2. Biz bunun tümünü uygulayabiliriz. Tümü aynı çünkü. İki tane karenin farkı. Mesela şu 1'in karesi eksi 1 bölü 4'ün karesi. Ya da bu 1'in karesi eksi 1 bölü 15'in karesi. Yani bizim gördüğümüz manzara, burada gördüğümüz manzara şöyle bir şey olacak. Yazıyorum baştan. Şu ifade çarpanlarına ayrılmış haline yazıyorum. 1 artı 1 bölü 2 çarpı 1 artı, pardon, 1 eksi 1 bölü 2. Bu ikisinin çarpımı. Şu ikisinin çarpımı 1 bölü 4'ü verecek. Bunun karesi. Şimdi şunu söyledim. 1 bölü 1 eksi 1 bölü 4'e 1'in karesi eksi 1 bölü 2'nin karesi dedik. Eğer şöyle bir manzarayla karşılaşıyorsak a kare eksi b kare gibi bu a eksi b ile a artı b'nin çarpımıdır. Yani 1'in karesi eksi 1 bölü 2'nin karesi buna eşit olur. 1 artı 1 bölü 2, 1 eksi 1 bölü 2. Burada da aynı şey geçerli. Bu da 1 artı 1 bölü 9, şey pardon 3. 1 artı 1 bölü 3, 1 eksi 1 bölü 3 bu da. Şu da. Şunu siliyorum. Şimdi böyle yaparsak çok uzar. Şunu direkt yazıyorum. 1 eksi 1 bölü 3 çarpı 1 artı 1 bölü 3. Çarpı diyorum. Bunu yazalım. 1 eksi 1 bölü 4. 1 artı 1 bölü 4. Böyle gidecekler. Nokta nokta. En son şurası 15 olacak. Biraz küçülteyim burayı. Şöyle en son 15'e geleceğiz. 1 artı 1 bölü 15. 225 15'in karesi çünkü. Diğeri de 1 eksi 1 bölü 15. Şimdi biz bunlardan şöyle eksili olanları kendi arasında gruplandıralım. Şunu keşke sıralı yazsaydım. Şunu da sıralı yazayım ki hepsi aynı olsun. Şimdi sırası bozulmasın. Önce eksiği yazmışım. Bu eksi. Bu artı olsun. Şu eksili olanları alıyorum. Bunu. 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 Ve şunu. Bunları da hesaplayarak alalım. Çok uzun işlem olmasın. Şöyle eşittir diyorum. 1 kere 2, 2. 1 çıkarırız. 1 bölü 2. Çarpı 1 kere 3, 3. 1 çıkardık. 2 bölü 3. Çarpı 1 kere 4, 4. 1 çıkardık. 3 bölü 4. Nokta nokta en son buraya gelirsek 1 kere 15. 15, 1 çıkardık. 14 bölü 15. Şu yeşilli olanları buraya getirdik. Bunlar yeşilli olanların sonucu. Şimdi şunları, artılı olanları ayrıca alıyorum. Bunlar sarılı olanlar, artılı olanlar. Onları da çarpacağız. Çarpı diyorum, hepsi çarpılıyor. 1 kere 2, 2. Ekliyoruz bu sefer toplama. 3 bölü 2. 1 kere 3, 3. Bir daha 4 bölü 3. 1 kere 4, 4. Bir daha 5 bölü 4. Nokta nokta gidiyorum. 1 kere 15, 15. 16 bölü 15. Topladığımız. Bunlar da sarılı olanlar. Şunlar. Şimdi ifademize baktığımız zaman sadeleşenleri çok net bir şekilde görüyoruz. Birinci yani yeşil ifade şöyle sadeleşiyor.
Bu çaprazlar sadeleşiyor. Böyle gidecek. En son şu 14 gidecek. Birinci kısımdan 1 bölü 15 kalacak. 1 bölü 15. Çarpı ikinci kısma bakalım. İkinci kısımdaki sadeleşme de böyle gerçekleşiyor. Şu çaprazdan. Böyle gidecekler. Bu 15 gidecek. Yukarıda 16, aşağıda 2 kalacak. Yani 16 bölü 2 kalır. Şunları da sadeleştirelim. 2'ye bölüyorum 1, 2'ye bölüyorum 8. O ifade 8 bölü 15 olur. Evet, buradaki bütün işlemin sonucu 8 bölü 15.